Aşkım, çiçeğim, sen bana bakıyor musun oradan? Oy, o iç çekişini seveyim senin. Senin o iç çekişini severim ben. Çiçeğim benim. Hepinize yeni videomdan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Nilay'la bir açılış yapalım istedik size. Nilay böyle agucuk bugucuk yapsın istedim ama pek keyfi yok gibi. Canlar, hemen telefonumu elime alıyorum. Açamadım. Şöyle koyayım telefonu oraya, kamerayı sabitleyeyim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şimdi ev işlerine başladım yavaştan yavaştan. Salonu süpürsil yaptırdım. Robota da koridora ve mutfağa göndereceğim. Oraya ayarladım. İşte orada da bir çöp kovası, tabure. Kaldırıyorum onları. Kurutmanın üstüne, tezgah üzerine falan koyuyorum. Koridorda da pek bir şey olmuyor. Normalde koridorda hiçbir şeyim yok da. Hani alışveriş falan yapmışsak bir şeyler varsa onlar oluyor. Onları da kaldırdım. Dünden bir iki bir şeyler almıştık da onları kaldırmamıştım henüz. Gönderelim. O da orayı bir süpürsün. Burayı süpürsil yaptırdık. Önce koridoru mu yapsın? Koridoru yapsın önce. Ben o arada mutfağı toparlayayım hemen. Öyle yapalım. Koridoru zaten, koridor şu kapının önünü sadece koridor olarak algılıyor. Geri kalan kısmı mutfağa dahil olaraktan algılıyor. Suyu da var zaten. Haznesi de daha tam dolmamıştır. Bugün evin her yerini bir süpürsil yapsın. Ondan sonra haznesini falan değiştiririm artık. Bu arada yüklediğim videonun, saat 12'de yeni video yükledim. Biliyorsunuz benim videolarım düzenli. Videomu yükledim. Ama tabii ki hiçbir şekilde şeylere bakmadım. Yorumları henüz onaylamadım. Ona bir bakayım. Şimdi bakıyorum yorumlarınıza. Nilay'ın ayağını neden çoraplarını çıkarıyorsun diye yazanlar var. Şimdi Nilay'ın çoraplarını tamamen çıkarmış değiliz canlar. Serin olduğunda giydiriyoruz, sıcak olduğunda çıkarıyoruz. Öyle mesela gece yatarken çıkarıyorum çoraplarını. Çünkü gece sıcak oluyor, üzerini de örttüğüm zaman çorap sıcak. Yani insan çorapla uyuyor ama kış günü bile çoraplarımızı çıkarıp yatıyoruz. Kaldık şimdi şu an şu mevsimde yani. Ondan sonra sıcak olduğunda çıkarıyorum. Ama böyle mesela akşam üzeri balkona çıkıyoruz falan. Balkon çok esiyor benim balkon. Maşallah. O zaman hemen çorap da giydiriyorum. Yelek de giydiriyorum üzerine ki. Mesela dedim, yarım kollu kıyafeti bile daha ilk olarak dün giydirdim. Ne oldu? Kız sinirlendi. Gel çiçeğim, gel. Ne oldu annem? Şimdi yine bir takipçim yazmış da çorabını çıkarma diye, karnı sancılanır falan demiş. Yok, hava şart. Bizim buranın havası çok dengesiz. Ha, bir bakıyorsun çok sıcak, bir bakıyorsun serin. Öyle yani, bizim buranın havası öyle canlar. Gel gel. Hadi gel senle mutfağa toplamaya gidelim. Alo mu kız? Yerim seni. Robot da buraları süpürsün, silsin. Şunu aşağıya yere koyayım da mutfağa göndereceğim zaman yaparım. İşte şu tabureyi şunun üzerine kaldırıyorum. Onun dışında mutfakta karanlık mı oldu ne? Arka balkon kapısını kapattım. Şeyi, robotu salacağım diye. Burayı da ayarladım çünkü ikisini, yani hem koridoru hem mutfağı arka arkaya süpürme yaptıracağım diye. Şunu kahvaltılıklar dışarıda beklemesin. Hava sıcak ya. Bunları hemen atayım şeye, dolaba. Yerden bir ses geldi ama. Hepsini içine koydu.
Emziğini tepsinin içine koydu. Şıpık diye koydu. Al tut. Ay, bitti zaten. Yıkayalım. Sen emziğini emiyorsun şimdi. Şurada dursun. Ay, bulaşık makinem benim boşmuş. Hemen koyalım o zaman bulaşık makinesine. Canlarım, sizi şöyle alayım. Bugün ne yaparız, ne ederiz? Aklımda bir iki bir şeyler var. Şöyle buzdolabının buzluğunu temizleyeyim diyorum ama dur bakalım. Koridoru bitirdi. Dur, ben de bir işimi bitireyim, buraya göndereyim. Bunda ne varmış ha? Dün Aylin'e makarna haşlamıştım beslenmesine. Anne hepsini yedim bitirdim diyor. Şekilde tutarken çok kolum ağrıyor. Şöyle tutmam lazım. Biraz daha rahat oluyor. Sen de böylelikle biraz iş öğrenirsin Nilay. He? Nilay Hanım, sen de böylelikle biraz iş öğrenirsin kızım. Aşkım benim. Tatlışım benim. Fındık koydum benim bu. Fındık koydu bu. Teyzeliğe fındık koydu bu. Bir ara bir şey vardı. Bir dizi vardı. Hangisiydi? Hangi diziydi o ya? Süper Baba mıydı? Çok eski yani. Onda böyle çok zayıf minnacık çelimsiz bir genç kız. Çok zayıf. Ona fındık kurdu derdi. Bir yakın akrabası. Fındık kurdu. Ben de buna diyorum. Fındık kurdu diye. Küçücük çünkü. Mini minnacık. Ay ay ay. Of, kucağında çocukla iş yapmak var ya. Ama bu da dolmuş sanki. Of, elim acıdı. Burada oldu. Üstü oldu, altta doldu. İyisini çalıştıralım. Şimdi burada bir iki tane tahta kaşık var. Tepsi mepsi var ama bunu artık bu işleri de Nilay kucağımdayken yapamayacağıma göre Nilay'ı bırakmam gerekiyor. Ocağa şöyle kıyma koyduk canlar. Alper, Aytu, X9'dan geldiler. Kıymalı yumurta istiyorlar.
bugün buzdolabıyla uğraşıyorum. Diğer videoda izlemiş olmanız gerekiyor. Öyle yüklediğim videoda olması gerek. Buzdolabının buzluğunu boşalttım. Buzdolabının buzluğunu boşalttım. Şu an eriyor. Bir yandan da ben o işlerle uğraşıyorum canlarım. Şu yağlı kısımları oluyor ya, etim biraz fazlaca yağlı oluyor. Anneciğim dur. Bu arada Nilay da benim kucağımda. Bir yandan ocağın demirlerine dokunmaya çalışıyor. Şu tavalar yıkanacak. Bunları alayım. Oraya bir çay suyu koyayım ben. Şu çaydanlığı üzerine bir doldurayım hemen. Güzel bir çay da yapalım. Yemeğin hemen üstüne. Balkonda çay içiyoruz her gün. Böyle birden de şey olmasın. Bunun da altı kısık. Bunun altını, ay buraya da söktüm. Bunun altını bir kapattım. Başka işlerim vardı. O anda dedim yanmasın. Tekrardan açtım. Yağını koyayım. Az mı çok mu, çok da yağlı olmasın ya, çok da yağlı güzel olmuyor. Bu arada ben bu videoyu yeni başlatıyorum zannedersen. Ay selam canlar ya, vallahi kafam karıştı, diğer telefondan video çekiyorduk çünkü bu videoya yeni başladık. Selamlar canlar, nasılsınız, iyi misiniz? Her videoda da elimden geldiği kadar hatırlat sormaya çalışıyorum, biliyorsunuz bazen kapanış yapmayı unutuyorum ama böyle idare edin beni. Çocuklar okuldan geldiler. Kıymalı makarna, kıymalı yumurta istediler. Alper pardon. Alper bir şeyler hazırlamıştım, o yedi. Şimdi Alper ondan sonra geliyor. Alper de kıymalı yumurta istedi biraz. Ona hemen dedim kıymalı yumurta kavurayım. Kavuracağım da o hemen yemek istiyor normalde. Kavuruyorum ama yumurtaları da kıracağım ama şey yok. Ekmek yok. İyi, ailen de çıkmak üzereymiş. Çocukları getirip de mi gider acaba? Orasını bilmiyorum. Saat 5:20 var. İşte taze ekmek yok. Taze ekmek olmadığı için, yoksa Alper şimdi hemen oturup yemeye başlardı yani. Bir yandan da çay demliyorum. Yemeğin üstüne balkonda çay içeriz. Canlar, canlar, canlar. İyi misiniz canlar? Ben difriz temizliği yapıyorum. Difriz diyorum. Buzluk temizliği yapıyorum. Aslında bugün planlarımda geçen haftalarda saksı almıştım ya BİM marketten. Arka balkonda da topraklar var. Onları dolduracaktım. Ama bugün bilmiyorum kalı yapabilir miyim? Yemekten sonra çocuklar Nilay'a bakarsa belki yaparım. Onları ayarlayacaktım. Ay çok sıcak ya. Bilmiyorum ben mi sıcaklıyorum yine. Bir yandan yumurtasını da ayarlayayım da canlar hazır olsun. Yumurta nerede? Dolabın en arkasında kalmış. Bunu niye dolaba koymuş ki Ali? Allah'ım yarabbim. Azıcık bir şey kalmış. Onu dolaba koymuş. Bu arada karpuz. Anne karpuz canını çekti. Hem de nasıl karpuzu görünce. Yumurtaları şuraya koyacağım da. Burada da
yer kalmadı. Bir tane daha. 3, 4, 5 tane kavuruz. Oraya markete de gidecek. Benim Ali'yi aramam lazım. Ekmek olayı. Çünkü bence bu kavurusu hazır dursun. Ekmek yok çünkü. Ekmek çok problem oldu. Bakkal kapandığından beri ekmek olayımız çok sıkıntı. Yakınlarda bakkal yok. Ha, tamam var şu tarafta. Ama işte alo. Canım, sen ekmek almaya çocukları bıraktıktan sonra mı gideceksin? He? Gelmiyor mu sesin? Neyse, telefon çekmiyor içeride. Balkona gitmek zorundaydım. Ya burada böyle bir durum oluştu. Telefon çekmiyor. Bu nasıl bir şey? Biz de anlam veremiyoruz. Yani önceden burada hiçbir şekilde telefon çekmeme olayı olmazdı. Depremden sonra artık telefon çekmiyor. Çok zorlanıyoruz konuşurken. Hep ya pencere önüne çıkıyoruz ya önüne. Ya da kapı önüne falan yani mutlaka çıkıyoruz. O oradan alo diyor. Ben buradan alo diyorum. Duyulmuyor sesimiz. En son kapatıyoruz telefonu, WhatsApp'tan arıyoruz. Ancak WhatsApp'tan konuşabiliyoruz. Çayımı demledim. Şunun hemen baharatını koyacağım. Aradım da dedi. Ekmeği alayım geleyim dedi. Sen kavur hepsini, her şeyini hazır et dedi. Bunda pul biber kalmamış. Yukarıda bir yerde pul biber vardı. Nasıl güzel kokuyor. Şimdi önce şunu yapayım da. Biraz kıyıyor. O yana mı? Çok geldi. Bu kıyma da kavrulurken öyle bir oluyor. Fatür pütür, fatür pütür patlıyor böyle. Şimdi altını kapatacağım. Ali ekmeği alsın gelsin, yumurtalarını öyle koyacağım. Atıyorum annem. Hmm. Emre de mi gelmemiş dün? Evet. Ha. Kulağı ağrıyormuş. Ay yazık, o da hastaymış demek. Efendim. Şimdi işim var annem. Kıymaya baharat attığım için buna baharat koymuyorum. Canlar şurada. Dün annem kuru fasulye yapmıştı. Bir tabaklık kalmış. Ya, dün yedik biz. Bir tabak kalmış. Ben de bunu dedim şöyle bir koyayım. Isına dursun. Bir, iki, üç, dört.
Artık bize var ya evde ailenin repertuarıyla şarkılar söylüyoruz teyzelere. Ay babamız markete gitti. Babamızı bekliyoruz. Yemek yiyeceğiz. Nilay Hanım hiç durmuyor. Abisini çıldırttı. O da okuldan gelmiş karnı aç ya. Ya yemek hazır. Ekmeğimiz yok. Ailene şimdi Yakup'u bıraktı eve. Ailenle Yakup arasında bir yarım saat var ya. Yakup'u bıraktı. Ailen almaya gitti. Aileni alıp ya da belki direkt ekmek almaya gitmiştir fırına. Oradan ekmeği alacak, bir de markete de gidecekti bir de işin kötüsü. Yarın çocukların beslenmesine koyacak hiçbir şey yok. O yüzden mecburen markete de gidecek. Alper de acıktığından şu difrizi yapıyorum. Şimdi dedim ya, öteki videoda izlemiş olacaksınız inşallah. Difrizi yapıyorum. Bir difriz diyorum ya. Şeyi. Neydi onun adı? Buzluk ya. Kafamda başka şeyler var biliyor musunuz? O yüzden kafam başka yere gidiyor. Buzluğu temizliyorum ben. Buzluğu temizlediğim için mutfak şu an çok dağınık, karma karışık. Tezgahın üstünde bir tane bardak koyacak yer yok. Tepsiyi hazırlıyordum. Tepsi de yarım kaldı bak. Dünden yemeklerimiz var. Fasulye var, dolma var. Onları da ısıttım. Çay da demledim. Hem Alper şeyin kıymalı yumurtanın yanında içer. Kuru kuru gitmez. Zaten çayla güzel olur kıymalı yumurta. Hem de biz yemekten sonra geliyoruz buraya. Balkonda oturuyoruz. Çayımızı içiyoruz. Güzel oluyor. Fırsat olursa dur bakayım yemekten sonra şu saksılarımın topraklarını doldurayım da. Arka balkonda köyden getirdi Ali toprak. Köyde bizim bahçeden, ağaçların dibinden. O topraklar daha verimli. Çünkü biz ağaçlara sürekli işte vitamindir, şu sudur, bu sudur sürekli veriyoruz ya. O yüzden o topraklar daha vitaminli, daha verimli yani. O topraklardan doldurup bu tarafa koymayacağım. Bu taraf boş kalacak. Burası çünkü bizim nasıl diyeyim, manzaramız bu taraf. Bu tarafta da var da burada zaten şu an incir ağacı kapattığı için o yüzden şey yapmıyorum. İncirin meyvesi bittikten sonra dallarını keseriz biraz. Açılır ondan sonra, bu taraf açılır. Şu tarafa düzeceğim. Bu yoldan tarafa, bu tarafa düzeceğim o saksıları. Bakalım. Bizim komşular anneme gelmişler. İki küçük, iki küçük, üç küçük penguen. Küçük penguenim bu da benim, bu da benim küçük penguenim. Şimdi abinin kucağındayken böyle baş baş bağırıyorsun, ağlıyorsun, benim kucağımda ağlamıyorsun ama. Sen çok fenasın, sen var ya şey. Ki çok inancın. Var ya. Sırf işi gücü, tek derdi benim. Tek derdi ben. Benle uğraşıyor. Başka bir şey değil. Tek derdi ben. Hı? Abi seni oynatıyor. Sana video falan gösteriyor. Seni bir şekilde oyalamaya çalışıyor. Niye durmuyorsun abinin kucağında? Ben mutfakta yemek hazırlıyorum ama bana bir sorsanız nasıl hazırlıyorum. Hızlı hızlı. Çünkü orada bu bas bas bağırıyor. Alper oradan sesleniyor. Anne al şu Nilay'ı, durmuyor diye. Bak şimdi kucağımda duruyor. Tek derdi benim. Tek derdi. Tek. Oh yerim seni. Yerim. Oh. Pamuk eller. Pamuk. Kuzum. Ne yaptın kuzum sen? Okulun nasıl geçti? Dün gidememişti bu. Bugün gitti oğlum. Çok masum. Üzgün duruyorsun. Neden? Tamam. Senin balığı, kurban olurum ben seni yaradana. Kuzum. Bunlar çok fena ya. Şaka yaptı. Aferin oğluma, şaka yapmış bana. Ay yerim ben seni. Buna bak ya. Bunu atmış ama çok kötü. Git bunu bir temizle istersen. Bakayım. Git hadi çayda ıslak mandille temizle, tamam. Şuraya ektiğimiz domates çiçek bile açmadı. Bu taraftaki çiçek açtı. Ay bu örtü de hiç durmuyor bugün.
Ya evde de şimdi sürekli gün boyu video çektiğim için alttan iğneli bir şekilde ev, bütün gün evin içinde bu şekilde alttan iğneli gezemezsin yani. Mecburen böyle takıyorum video çekerken. Bu tarafta iki tane domatesimiz oldu. Ama seneye inşallah şey yapacağız. Daha çok ekeceğiz inşallah. Ali ile bakalım bir takım planlarımız var. Seneye daha çok domates ve salatalık ekeceğiz. Ekti mi? Şey, balkonun demirinin dışına doğru vereceğiz şeyleri. Saksıları, büyük geniş saksılara ekeceğiz. Demiri. Dur, örtüm açılır bakayım. Tamam. Demek Emre de gelmemiş. O da hastaymış. Kulağı ağrımış. Onda kulağı mı ağrımış? Ben etmeme rahatsızım dedim. Sordu mu niye gelmedin diye? Yok. Sormadım. Ben rahatsızım dedim. Her etkinliklere katılmadın mı bugün? Katıldım. Hı. Sandalye kapmaca oynadım. Dümdüzdü. Kim yendi? Yuvarlak yuvarlak oynuyorduk. Dümdüz. Sandalye kapmaca oynadınız demek. Çok eğlenceli bir oyundur sandalye kapmaca. Biz de küçükken çok oynardık. Müzik çalıyor değil mi? Evet. Müzik çalıyor. Siz sandalyelerin etrafında dolanıyorsunuz. Dans ediyorsunuz. Müzik durunca sandalyeleri hemen birini sandalye, yani herkes sandalyelere oturmaya çalışıyor. O zaman biri kırıyor. Ama illa bir kişi ayakta kalıyor. Biri de kırıyor. Kırıyor mu? Bir de kırar. Sandalye yok kırıyor. Yok olan böyle oturur. Peki şey, sen nasıl, kim kazandı sandalye kapmaca oyununu? Ahmet. Ahmet kazandı. Sen nasıl, hangi şarkıda şey aldın? Ne? Yeni, böyle ayakta kaldın. Hani şarkı çalıyor. Hangi şarkı çalıyordun? Ben şey, bilmem ya. Unuttun mu? Tamam. Evet. Başka ne oynadınız? Başka oyun oynamadık. Dış bahçeye çıkardı mı öğretmen sizi? Bak Nile'ye, bak Nile'ye. Yok anne, maalesef. Şimdi değil. Biraz daha bekleyeceğiz. Öyle diyor baba. Bak. Tamam mı? Nile'ye bak ya. Ay dün, surat gibi şuraya bak. Dün ay Yakup sabah kalktı. Kahvaltı yapmıyor. Yani iki lokma falan yedi. Yemeyeceğim diyor. Oğlum sabah hiç başka bir şey de yemedi. Bazen ben görmeden gidiyorlar bir şeyler atıştırıyorlar. Hiçbir şey de yemedi. Oğlum hiçbir şey yemedin. Niye yemek yemiyorsun? Anne hiç canım istemiyor. Midem sanki bulanıyor gibi diyor. Ben pek şey yapmadım ya dedim. Hiç yani pek inanmadım. Anlam da veremedim açıkçası. İki lokma yedi kalktı sofradan. Yemiyor. Neyse. Sonra bunun baktık böyle halsiz, ateşi var gibi. Biraz. Ne yapsak ne etsek derken ateşi mi var acaba falan diye böyle daha biz düşünürken bu mutfağa geldi. Hiçbir şey söyleyemedi bile bize. Bir anda o mide karışması var ya, o bulantı. Çok kötü. Ne kız? Ay, çok cadısın ha. Ondan sonra mutfak halısının üstüne bir kusarsa. Zaten dünkü videoda söylemiştim. Öyle kusunca zaten. Ne oldu? Kus. Oğlum. Ne kadar ayıp ama. Anneciğim. Ama o bilmiyor ki sana o zarar verdiğini. Saçların onun eline dolandı bir anda. Sen aslında normalde çok sevdiğin kardeşim. Güzel oğlum. Nilay, bir daha abinin saçını çekme, tamam mı? Üzme abiyi. Abiyi üzme bir daha. Bir şey olmadı anne. Heh. Abisi birazcık yaklaşsa sinirleniyor. Saçını çekti abisinin. Abisi de kızdı biraz Nilay'a. Çok fena. Çok fena. Mutfakta işim var. Yemek hazırlıyorum. Şey,
abisinin kucağında durmuyor. Bas bas bağırıyor. Devam beni kucağıma alınca duruyor. Geliyor beni geliyor. Muzluğu boşalttım. He he öğrendi. Buranın tadını öğrendi. Tamam. Ay. Güle güle selam söyle. Selam söyle. Daha şeye vermedik şeker değil mi? He. Ben de abi kilo... Bir kiloluk yok ki. 2 kiloluk var mı şeylerde? He olur doğru. Tamam. Nilay. Aşkım ben de yapıyorum. Nilay buraya oturmayı çok seviyor. Öğrendi buraya oturmayı. Böyle oturtturuyorum. Tutuyorum kendisini. Zaten demirler olduğu için hani bir sıkıntı yok. Öyle bir güvensizlik durumu yok. Annem de aşağıdan Nilay'a sesleniyor. Çok hoşuna gidiyor buradan böyle bakıyor. Gel. Anne anne kurban olur anne. Hadi. Yakup benim diğer telefonu getirsene babanı aramam lazım. Neden? Marketten aldıracak bir şey var. Mutfakta mıydı bilmiyorum. Bir bak bakayım nerede bıraktım telefonu. Ali markete gitmişken söyleyeyim de. Şeker alınması gerekiyor anneme. Getir aşkım. Kızım senin ayak tırnakların uzamış ha. Tamam birazdan vereceğim. Ayak tırnakların uzamış. Senin tırnaklarını da kesmemiz lazım. Sen mi baktın o şeye? Ne ara baktın? Sen mutfaktayken. Dur. Bak ya hiç telefon arama da yaptırmıyor bana. Yapma anneciğim öyle şeyler. Aramayı da yaptırmıyor bana bak. Kız bıraksana kız. Dostum Lohin. Şey. Rahat bırakmıyor beni. Niye böyle oluyor? Ali'yle de bir konuşayım. Dur aşkım. Kız. Kıymalı yumurtamı kavuruyorum. Mis. Alper çok acıktı. Ve kıymalı yumurtayı çok seviyor. Şurada da Aytuğ'a yapıyorum kıymalı yumurta ama böyle yine bunu ayak Aytuğ'unkini krep tarzı. Dün de böyle çıtır tavuk almıştık. Onu da kalanını ısıtıyorum. Ay yine patlıyor. Işık mı yaşıyor? Alper hem tavuk hem o... Yapalım. Yasak mı? Ketçap mayonezi var ha. Nerede? Dolapta. Kalsın boşver. Ya keşke ya. Bana tabak etseydin. Arasına sıksana ketçap mayonezi. Ne için tabak etsin? Al önüne havuca getirin. Abi bana tabak getirir misin? İstediğiniz başka bir şartla ben söyleyeyim canım. Tabak getir lan işte. Sen de sus kız. Ben de. Anası kılıklı. Onu bekliyorum. Ne diyorsun sen şimdi çocuk? Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen işit misali. Kız üzerinden bana laf söylüyor. Anne de bu misali mi ileceğiz? Yok annem yok. Yok anladım. Anladım da işimiz var ya. Hadi. Yavaş oğlum ne yapıyorsun? Götür. Akşamdan poşete koy. Voleybol topu alsak acaba voleybol topunu da götürebilirim. Niye? Okulda voleybol oynamamıza izin veriyorlar. Maç yapmanıza izin vermiyorlar mı? Teneffüslerde falan voleybol topuyla oynamalarına izin veriyorlar. Hoca demiş ki voleybola izin var ama futbol yasak futbol tehlikeli demiş. Teneffüste çık istediğin gibi voleybol. Yapma annem. Saçlarını çekecek bak. Abla yapma be. Nilay. Yastık ver bende. Saçını tutucu.
Abisi yapma. Baba baba. Saçımı çek, saçımı çek. Saçımı çek. Oynayabilirsin benimle. Beni yiyebilirsin. Evet. Yer sonra abisi yani yer sonra kızım. Aylin, hani son öğretmen son ders size şarkı söylettiriyor ya. Bir daha böyle şarkı söylettiğinizde domnini domnini söyle, tamam? Neden